bugün çok özel bir geceye gidiyoruz hep beraber. Nazım Hikmet'i anma gecesine gidiyoruz. Bu anma gecesinde ne var? Öncelikle ondan bahsedeceğim. Nazım Hikmet'in Ferhat ile Şirin oyunundan esinlenilerek 46 yıl önce çekilmiş olan Bir Aşk Masalı Ferhat ile Şirin filmini izlemeye gidiyoruz. Ve başrolünde Türkan Şoray ve yine ünlü bir Rus oyuncu var. Film Sovyet ve Türk ortak yapımı olarak geçiyor zaten. Bunu tekrardan hep beraber izleyeceğiz. Ve Türkan Şoray bizimle birlikte olacak. Onun haricinde neler olacak hiçbir fikrim yok. Bakalım neler olacak bilmiyorum. Çekebilecek miyim onu da bilmiyorum. Çünkü gördüğüm kadarıyla bir tiyatro salonu gibi bir yerde. Muhtemelen kamerayla bir şeyler çekmem çok hoş olmaz. Ama çekmeye çalışacağım mutlaka. Öyle. Hadi gidelim. Bu arada Mustafa yok, tek başıma gidiyorum. Yani ben tek başıma gidiyorum ama orada arkadaşlarım var tabii. Tam onun çıkış saatine denk geliyor galanın başlaması. Maalesef tek başıma gidiyorum. Великолепная Тюркян Шорай. Eşiyle bizi yalnız bırakmadılar. Burada olduğumuz için Nazım Hikmet'in 122 yıl doğum yıl dönümünde burada bir arada sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum. Kibra'nınkini göstereceğim. Kötü değil ya, oldu bence. Biraz daha topladı suratını. Sanat sanatçı. Al işte. Evet. Buna bak, bir de buna bak. Yok gayet. Bence yeterli. Yeterli, evet. Bugün pazar ve Mustafa ile kahvaltıya gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Ha? Ne zaman bu kapıdan çıkmadan önce gideceğimiz yeri belirledik. Benim aklımda bir tane bir yer var ama rezervasyon yaptırmadık. Umarım yer vardır.
Hazır mısın? Hava bu arada yine korkunç. -18. Ne zaman bitecek artık? Haftaya yine kar yağışı gösteriyor. Kar yağmasın. İnsanlar diyor ya, yani görmüyorsundur muhtemelen de, yorum yazıyorlar videolarımın altına. Ne güzel, her gün kar yağıyor. Çok korkunç. Patates bu, evet. Bakalım beğenecek misin? Güzel mi? Bayağı. Tam Rus gibi yemek ama, değil mi? Bu bildiğin tost. Peynirli falan yani, çok iyi. Yüzyıldan kalma eserlere bakmaya gitmiştik. Orayı gezdik. Şimdi de Çin yeni yılının kutlandığı bir cadde var. Oraya gidiyoruz. Eğer bulabilirsek çünkü. 3 kere metro değiştirdik. Yanlış yere gittiğimiz için sürekli. Bu sefer bulduk sanırım. Şimdi çok güzel bir yere yemek yemeye geldik. Yani buraya ikinciye geliyoruz. Çok memnun kaldık. Onu çekecektim size normalde ama şarjım bitti. Tam oturduk. Burada şarja taktırdım telefonu. Ama yemek bitti o zamana kadar. Şu an kalkıyoruz. Evet, senin telefonun çok kötü. Çekemem. Neyse, bir daha illa geliriz biz buraya. Burayı çok sevdik. Makarna ve pizzalar var ama muhteşem. Şimdi artık eve gideceğiz. Çok yorulduk. Aşırı yorulduk.
Günaydın. Dün şöyle bir şey yaşandı, onu anlatmak istiyorum. Dün arkadaşımla birlikte bir plakçı gezdik. Benim böyle çok istediğim plaklar vardı, onların hepsini buldum falan. Mustafa'yı aradım, dedim ki en çok istediğim de bu arada Travis Scott'ın Astroworld albümüydü. Dedim hemen alayım mı sence falan, Mustafa'yı aradım. O da dedi ki alma, sonra alırız. Ben dedim ki tamam, okey. Bu arada bugün 14 Şubat, dün 13 Şubat'tı. Tamam dedim, eve geldim. Sonra bir baktım, Astroworld albümü. Hemen göstereyim. Meğersem almış çoktan, bir hafta önce falan. Kargodaymış, onun gelmesini bekliyormuş. Normalde bugün verecekti ama ben bugün böyle bir şey yapınca hatta Instagram story'me falan attım yani bunu istiyorum diye. Benim istediğimi görüp almış gibi olmamak için, hani ben düşündüm önceden demek için dün verdi bana çiçeğimle birlikte. Bu akşam da küçük bir yemek yeriz evde. Ve burada bir sevgililer günü sokağı oluyor. Işıltılı bir yer. Daha önce çok gördüğünüz bir yer. Vloglarda çok çektiğim bir yer. Orayı böyle kalpli balonlarla süslüyorlar. Bir de orada fotoğraf çekilmeye, bir de yürüyüş yapmaya gideriz akşam. Muhtemelen böyle beraber gideriz. Size de gösteririm. Bu arada geçen gün kızlarla bir sulu boya date'i yapmıştık. Görmüştünüz bu vlogda. Size bir güncelleme yapmak istiyorum. O gün bitiremedim tabii ki, çok kısa bir sürede. O kadar meşakkatli bir işi ve hayatımda ilk defa sulu boya yaptım. Yani en son 10 yaşındayken falan yapmışımdır, hayatımda ilk defa derken. Size bitmiş halini göstereceğim. Dalga geçmeyin benimle ama sakın. Yani hiç profesyonel olmayan birinin yaptığını düşünün. Ve çok zordu. Gerçekten sulu boyayla yıldızlı geceleri çizmek çok zormuş. Ben kolay olacağını düşünerek bunu seçmiştim ama çok yanılmışım. Şu çizgi çizgi efektini verene kadar belki bir 5 saat falan uğraşmışım. Çok zormuş ama yine de çok kötü olmadığını düşünüyorum. Böyle. Ben buraya geç saatte gelirsek kimse olmaz diye düşünmüştüm ama herkes burada. Neden? Çiftini alan gelmiş. Neden saat acaba? Saat kaç şu an? 10.30, 11'e geliyor. 10.30 ya. Normalde burasının bomboş olması 11, lazım. 11, 11. 11 hatta. Neden bugün geldiniz? Gelmeyin. Değil mi? Bugün sevgililer günü halbuki. Videoyu burada kapatıyorum. Sadece bunun için gelmiştik yani. Çok bir şey beklemediniz umarım. Abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Umarım hepinizin sevgililer günü çok güzel geçmiştir. Hava çok soğuk. Çok üşüdüm. Konuşamıyorum. -20.